Melek de Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz şekersiz bir tarif. 3 malzemeyle şekersiz şekilde tatlı yapmak ve bu tatlıyı da yöresel olarak yufka ekmekle yemek arkadaşlar. Hepsinin detayını az sonra anlatacağım size. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tatlımızın ana malzemesi pekmez arkadaşlar. Şu anda benim kullandığım hurma pekmezi. Bunu yapmıştım. Tarifini de paylaştım arkadaşlar. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. 1 çay bardağı hurma pekmezi. Hurma pekmezi yerine üzüm pekmezi, dut pekmezi kullanabilirsiniz. Şeker oranı yüksek olan pekmezleri kullanabilirsiniz. 2 su bardağı da su ekliyorum. Tabii ki bardağımı çalkalayarak ekliyorum ki içindeki pekmezler suya gitmesin arkadaşlar. İçinde kalsın. 1 su bardağı daha ekledim. Toplam 2 su bardağı arkadaşlar. 2 su bardağına 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve şimdi bu bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Nişastaları içinde eritiyorum. Erittikten sonra ocağa alıyorum. 1 çay bardağı arkadaşlar 2 su bardağına denk geliyor. Ama tatlı oranı yüksek seviyorsanız bunu da sizin için göstermek için koydum arkadaşlar. 1 su bardağı suya 1 çay bardağı pekmez şeklinde eşitleyebilirsiniz. Eğer ki şeker oranı çok seviyorsanız ama hafif seviyorsanız 2 su bardağına 1 çay bardağı pekmez şeklinde hesaplayabilirsiniz. Şimdi ocağıma yaktım. Tenceremi koydum ve iyice arkadaşlar karıştırıyorum. Hiçbir şekilde bırakmıyorum. Resmen puding karıştırır gibi karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmayı bıraktığım anda nişastalar tencerenin dibine çöker ve orada kalıp oluşturur. O yüzden de hepsinin aroması, lezzeti iyice birbirine karışsın diye arkadaşlar karıştırmaya devam ediyorum. Hiç durmaksızın. Ve şu anda koyulaştıkça çok güzel canlı bir renk almaya devam ediyor. Eğer ki karıştırmayı bırakırsanız ya da az karıştırırsanız arkadaşlar nişastalar yerken ağzınıza pütür pütür gelir. Pişer ama pütürlükle gelir. Ağzınızın tadını bozar arkadaşlar. O yüzden sürekli karıştıralım. Ve bu nişasta koyduğumuz her şey için geçerlidir arkadaşlar. Bol şekilde karıştırıp özleştirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş kaynama aşamasına geldi. Bu tarifi arkadaşlar, yani bu ana malzemeyi ben kanalımda çok kullanıyorum. Yani evde de çok kullanıyorum. Şu anda kıvamı böyle olsun. Şimdi küçük bir çömçeyle aldım size, gösteriyorum arkadaşlar. Rengi de çok güzel, kıvamı da çok güzel. Daha katı ve daha da cıvık yapabilirsiniz. Eğer ki hani kesip çatalla yemek istiyorsanız katı, kaşık ya da yufka ekmekle yemek istiyorsanız da biraz cıvık yapın arkadaşlar, sıvı olsun. Bu anne malzemesini arkadaşlar, bu kısmı, bu puding kısmını ben kanalımda çok kullanıyorum, evde de çok kullanıyorum. Kanalımda da ev yapımı şekersiz sucuk tarifleri var, onlara bakabilirsiniz. Onun ham maddesi arkadaşlar, Maraş'ta biz bunu çok sık yaparız, yıllardır kendimi bildim bileli en aşağı 30 yıllık bir yemeğimiz arkadaşlar bu. Bu bizim evin, yani benim bildiğim, daha eskileri daha şeyi var. Bu arada hangi yörede arkadaşlar hapsa pişiriliyor ve hapsa seviliyorsa onlar da lütfen yoruma yazarsanız ben de sizlerle öğrenmiş olurum. Şöyle 1-2 tışım daha kaynatıyorum ve ocaktan alıyorum. Hemen alır almaz koyacağım tabaklara, kaselere bölüştürüyorum. Tencerede bırakmıyorum arkadaşlar. Tencerede soğuması için bıraktığımız anda kalıp olur. Yani yemesi güzel olmuyor. O yüzden direkt sıcak sıcak hemen bölüştürün tabaklara, kaselere. Dış şeklini almasını istediğiniz bir şey varsa ona koyabilirsiniz. Ya da normal bir kaselere falan da koyabilirsiniz. Hiç sizi fark etmez. Şimdi burada da asıl önemli olan kısım, hapsamızı yapınca biz bunu tatlı olarak yaparız. Ama çayların yanında değil de çorbaların, yemeklerin yanında yeriz. Ve aynen böyle yufka ekmekle banıp banıp yeriz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir, yani akşam yaptığımız sabaha kalmaz zaten. Çok kalabalığız biz. Kalabalıktık. Yufka ekmekle banıp banıp yiyoruz arkadaşlar. Ama artık tatlı niyetine yapıyoruz yani öğrendikten sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.